Ya beni yavaşlatacak sürekli, ya da bana çarpacak. En iyisi geçmek yani. Aha, ne oluyor lan? O neydi lan? Adamın yanından hayalet gidiyor. Sanırım kodlama yaptı, kodlamada bir hata yaptı. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Namı Pars. Bugün sizlerle beraber Duisburg'dan Kalis'e doğru bir yolculuk yapacağız. Altımda şöyle Renault Magnum bir araç var arkadaşlar. Gerçekten güzel yaptım, modifiye ettim. Şöyle çakma bir veledimiz mevcut. Araç böyle farklı renkli olsun, yeşil olsun dedim. Yeşili bütünledim aracı arkadaşlar. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Lafı fazla uzatmadan hemen yolculuğumuza geçelim. Abi, bu araç normalde çok tipsiz ama ben güzel yaptığımı düşünüyorum ya. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Biliyorsunuz zaten geçen hafta değil de ondan önceki hafta ilk Renault Magnum deneyimi diye bir video çekmiştim. İlk defa harbiden de bu aracı o zaman kullanmıştım. Oyuna başladığımdan beri hiç kullanmamıştım arkadaşlar. Ulan meğersem arabayı hiç kimse güzel modifiye edemiyormuş. Aldım aracı, güzel modifiye ettim. Hatta bilmeyenler varsa sağ üstte kart çıkacak. O videoya gidip bakabilirler. Gayet güzel modifiye etmiştim. O günden sonra araca aşık oldum ama modifiyeli haline. Abi bu Duisburg'un hali ne ya? Kasıyor, bakar mısın şuraya? Kaç kişi var abi? Her neyse, dediğim gibi kimse modifiye etmeyi bilmiyormuş. Bir modifiye ettim abi, araca aşık oldum. Gidişi de güzel, içi de böyle güzel, ferah. Ön camı hatta. O ön camına bakar mısın? Kocaman abi aracın ön camı. O yüzden artık bu videolarda bu aracı sık sık kullanacağım. Acaba dörtlü açınca sol alttaki animasyonu yok, dörtlü animasyonu. Sol altta bakın dörtlü tuşu var. Ama animasyonu değil. O da animasyonlu olsaydı güzel olabilirdi. Bize kırmızı yanıyor ama inşallah dönmez. Adamsın lan Skoda. Vallahi adamsın. Yeşilde bekliyor bak. Baktı professional veteran driver Namı Pars geliyor. Hemen babayı yol verelim dedi galiba. Şurada hemen dönüş yapalım. Bu araçta eski kasa Volvo motoru var arkadaşlar. 750 beygir. Yeni kasa retardarlı Volvo şanzımanı var. 6 vites. Dorsenin tonajı zaten 0 ton. Kişisel dorse olduğu için kendinden 0 ton. Onu hiç ellemedim, haberiniz olsun. Karşıdan gelen mi var? Aa, yolcular çıkıyormuş. Aman 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 aman. Oh. Abi adam sağda duruyormuş. Sollamaya çıkacaktım tam. O yüzden hızlı geliyordum. Adam da park ettiği yerden çıkınca ani fren yapmak zorunda kaldım. Neyse, aracın frenlerini test etmiş olduk. Şurada bir hızlı kayıt alayım da bu öldürebilir beni. Aracın frenlerini test etmiş olduk. Güzel. İyi duruyor yani. Bir Scania Volvo kadar freni olmasa da güzel duruyormuş. Ben burada... Allah kahretmesin ya. Abicim. Orada ne oldu bilmiyorum ama... Büyük ihtimal benim hatam var orada. Neyse artık. İki arkadaş kusura bakmasın. Özür diliyorum ikisinden de. Sizler de kusura bakmayın arkadaşlar. Bir sıkıntı yaşandı orada. Bilerek yaşanmadı tabii ki de. Olur böyle şeyler, oyun sonuçta. Evet, şimdi önemli olan burada neler oldu? Bu trafik neden akmıyor? Adamdan özür diledik ama adam kendinden de trollmüş zaten, baksana. Trafik varken sağdan soldan geçmeye falan çalışıyor. Allah. Ne yapıyorsun güzel kardeşim? Bak bak. Abi ikisi kavga etti. Bu Rus mu artık, Bulgar mı ne, bu kazandı. Helal lan sana. Bangladeşliyi tokatladım vallahi. Ulan karşıdan gelen varken sollamaya çıktık ya, neyse. Şuradan şöyle bana yol verdi kardeşim, adamsın la. Ben şuradan hemen sıyrılayım. Oğlum neler oluyor la burada? Hiç iyi şeyler olur mu ya? 2 dakika içinde her yer karıştı. Her yer karıştı. Neyse abi, biz önümüzdeki yollara bakalım. Gaza basmaya devam. Tokat şova devam. Yalnız yeşil falan da araç çok güzel gözüküyor ya. Aynalardan falan bakar mısınız? Benim böyle farklı farklı renkler çok hoşuma gidiyor. Bu adam ne olmuş la burada? Yazık la valla. Bu ikisi çarpışmış büyük ihtimal. O oraya savrulmuş, bu buraya savrulmuş.
Oğlum bizim şeritte niye adam yok ya? İki tokat da tak. İki sorulama yapak. Allah. Abicim işte Professional Net Veteran Driver buna denir. Başkası olsaydı Skoda'nın üstüne kırardı. Ama her zaman bir çözüm yolu bulmanız lazım abi yoldayken. Ben o adama çarpsaydım boş boşuna hasar alacaktım. İşte video yarıda kalacaktı, tekrar başlayacaktım vesaire. İş uzayacaktı. Ama ne yaptım abi? O sağdan mı gidiyor? Hemen ortaladım yolu. Öteki taraftaki adam da hafif sağa kırdı. Çimlere doğru gitti. Krizi fırsata çevirdik abi. Böyle şeyler her zaman lazım. Günlük hayatta da lazım krizi fırsata çevirmek. Şimdi bu Skoda... Allah. Evet abiciğim. İşte krizi fırsata çevirme. Yani ben ne yapayım ki abi? Arkadaşlar benim bir suçum var mı orada? Yazar mısınız lütfen? İşte videonun dakikasını yazın. Abi senin burada suçun var. İşte abi senin şu sebepten dolayı suçun var. Veya abi senin suçun yok. Bu sebepten dolayı suçun yok. Çünkü ben belli bir hızla geliyorum. Skoda da belli bir hızla gidiyor orada. Hani yolda gözükmüyor sola doğru. İkimiz de akıp gittiğimiz için adam kaza yapmış orada. Göremedim. Ya benim tabii mesafeyi korumam lazım. Skoda durdu. Benim de durmam lazımdı ama. Ha bilmiyorum. Bugün bir kötü başladık videoya. Neden bilmiyorum ya. Değişik değişik şeyler oluyor bugün. Helal olsun adam selamma selam verdi. Şu önümdekini bir yakalayayım da. Adamın kornası basılı kalmış büyük ihtimal. He, help diyor. Abi biri çarptı kurtarmaya çalıştı. ETS 2'de güzel anlar. Şurada bir tek teker yapar mıyız? Cık, yemedi ya. Skoda görünce korkuyorum ya cidden. Ama bak beni de yanılttın. Sollayacağını zannettim. Arkandan uyuyordum. Allah'tan haritaya baktım. Gelen var. Çıkmadım sollamaya. Ama helal olsun al Love Tracking'e. Of, Skoda ne makas attı la öyle. Vallahi helal olsun. Yalnız bu Love Tracking'e de helal olsun. Adam yol verdi yani sollayana ve karşıdan gelen adama. İşte şoförler böyle belli oluyor abi. Yardım etmesi lazım birbirine insanların. Sollayana da sollatana da. Oha ne oluyor lan? Abicim. Bugün bende bir şey var ya. Başım hep bir şey geliyor. Ya benim suçumdan dolayı ya karşı tarafa suçundan dolayı hep başıma bir şey geliyor bugün. Ben şu adamı sollayayım abi artık. Lag olup duruyor ya. Karşıdan da gelen var. Sollarız herhalde. Aha dondu oyun. Tamam güzel solladık. Sollamam lazım çünkü donuyor abi adam. Ya beni yavaşlatacak sürekli ya da bana çarpacak. En iyisi geçmek yani. Aha ne oluyor lan? O neydi lan? Adamın yanından hayalet gidiyor. Sanırım kodlama yaptı. Kodlamada bir hata yaptı. Bir şey oldu orada yalnız ya. Oğlum bildiğin içimden ızgara geçti lan. Abi siz burada sollamazsanız ben sollarım.
Yavrum baba gaz, biraz gaza. Buradan da sağa gir şimdi. Hop. Vallahi ben bir şey yapmadım ha. Mavi araç bir şey yaptı, ben hiçbir şey yapmadım. İstiyorsanız geriye sarın. Bu sefer benim hiçbir suçum yok. Adam sağa dönecek oğlum. Siz niye duruyorsunuz? Alo. Soldaki sağa dönecek. İlerideki de bu tarafa doğru gelecek. Adamlar hala duruyor ya. İnanılmaz. Sözde şoför ha bunlar. Evet arkadaşlar, bir yolculuğumuzun da sonuna geldik. Bu aracın sevini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Haberiniz olsun. DLC'siz araç çünkü bu. DLC olursa çalışmaz. Haberiniz olsun. DLC tiklerini kaldırın. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. And I come back. Niggas tryna flex.